Hattı'na hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Ben Hande Berk'tan. Bugün bu kuşak boyunca sizlerle birlikte olacağız. Piyasa hattında neleri mi konuşacağız? Öncelikle Borsa İstanbul diyeceğiz. Borsa İstanbul yeni haftaya da pozitif başladı. Geçtiğimiz hafta hatırlayacağınız üzere hisse senetleri ortalama %2.16'lık bir kazançla kapatmıştı. Bu haftaya da pozitif başlayarak yaklaşık BIST 100 endeksi 106.850 endeks seviyesinden işlemleri geçiriyor ve 106.000 seviyesini aşarak da yılın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Peki bunu sürdürülebilir kılabilecek mi? Bu sorunun yanıtını arayacağız. Diğer yanda çok farklı sektörler. Türkiye İstatistik Kurumu günün verisi konut satışlarını açıkladı. Aylık bazda %2.5'luk bir düşüş vardı. Bunun etkisini soracağız. Diğer yanda kırmızı et sektörü. Türkiye'de özellikle fiyat artışıyla beraber gıda enflasyonuna bağlı kırmızı et tüketiminde tablo ne işaret ediyor? Türkiye'de kişi başı tüketime baktığımızda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında neredeyiz? Bu sorunun yanıtını arayacağız. Ve yeni ödeme sistemi. Avrupa Merkez Bankası'nın önerisiyle Avrupa'daki yaklaşık 20 banka Mastercard ve Visa'nın özellikle hakimiyetini tahtını sağlayacak yeni bir adıma gittiler. Nakitsiz ödeme kendi sistemlerini geliştirecekler. Peki ödeme sistemlerinde son teknolojiler dünyada nereye doğru gidiyor? Türkiye'de ne yapılmakta? Tüm bunları da Bankalarası Kart Merkezi'nde sektör uzmanlarına değerlendiriyor olacağız ama öncesinde gelin saat başı itibariyle öne çıkan haber turuyla ilerliyoruz piyasa hattında. İlk verimiz Türkiye İstatistik Kurumu'ndan geldi. Konut satışları Ekim ayında %2.5'luk düşüş kaydetti. Türkiye genelinde konut satışları 2019 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2.5 oranında azalarak 142.810 oldu. Konut satışlarında İstanbul öne çıkarken sırasıyla onu İzmir ve Ankara izledi. Ve tüketici güven ön endeksi ise Kasım ayında yükselişe geçti. Bloomberg KT tüketici güven ön endeksi Kasım ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre %6.72 artarak 87.10 değerini aldı. Ağustos sonrası başlayan yükselişin devam ettiği gözleniyor. Ve bir diğer haber de dünyanın belki en büyük halka arzı olacak. Suudi petrol şirketi Aramco'dan Aramco 25 milyar dolar gelir hedefliyor. Suudi petrol şirketi Aramco halka arzdan toplam 25 milyar dolar gelir hedefliyor. Ancak diğer yanda da şirket bugün yaptığı açıklamada Londra'da yapacağı roadshow'u iptal ettiğini duyurdu. Gelişmeleri an be an takip ediyor ve sizlere aktarıyor olacağız bu önemli büyük halka arza dair. Ve yurt içinden bir haberle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı 3 ila 5 Aralık'ta İngiltere yolcusu İngiltere'ye gidiyor. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 ila 5 Aralık tarihlerinde İngiltere'yi ziyaret etmeyi planlıyor. Ve bir diğer bir haber de özellikle teknoloji dünyasından geliyor. Amerika'nın yaptırım listesinde olan Huawei. Kara listenin sınırlı etkisi var açıklaması oldu. Çinli teknoloji şirketi Huawei, ABD tarafından kara listeye alınmasının şirket satışları üzerinde sınırlı etkisi olduğunu açıkladı. Şirket açıklamasında lisanslarda bir uzatma söz konusu olsa da olmasa da Huawei üzerindeki gerçek etki açısından bakıldığında sınırlı olacaktır ifadesine yer verildi. Ve Morgan Stanley'den de küresel ekonomilere dair bir açıklama geldi. Morgan Stanley ekonomistlerine göre küresel ekonomi 2020 yılının ilk çeyreğinde ticaret gerginliğindeki azalmadan ve geniş para politikasından destek bularak daha bir yükselişe geçecek. Şirketten yapılan açıklamada ABD büyümesinin döngü sonu aşamasında olmasıyla birlikte gelişen piyasaların toparlanmaya öncülük edeceği de belirtiliyor. Evet, saat başı itibariyle öne çıkan başlıklarımız bu şekildeydi. Şimdi integral yatırım menkul değerlere gidelim. Hemen piyasanın nabzını alacağız. Tuncay Turşucu karşımda. Tuncay, iyi haftalar dileyerek başlıyorum. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi yılın en yüksek seviyesini gördü. Bunu sürdürülebilir kılabilecek mi? Ve gün içerisindeki değerlemelere baktığımızda fiyatlamalarda neler etkili oluyor? Evet, iyi günler Hande. Öncelikle... Yani endeks önemli bir noktada. Biz 106 bin olarak izliyoruz. Bazı yerler 106.600 olarak izliyor. Yani bizim için seviyeler önemli. Bu seviyenin üzerinde eğer endekste sürekli hareketlilikler eğer olabilirse, sürdürülürse o zaman endeksin daha da yukarıya gitmesi için önemli bir hamle olarak biz bunu algılayacağız.
Bu durumda 110 bin ve arkasından daha da uzun vadede eğer çok büyük bir olağanüstü bir olumsuzluklar olmazsa 120 bin seviyesi de olabilir. Ama 2019 için de mi olabilir, 2020 için mi olabilir, orasını da izleyeceğiz. Bugünün bir diğer kritik yanı da şu, bu tarz önemli eşik seviyesi olan yerler aşılırken en fazla da hata da yapılan yerlerdir. O yüzden yatırımcılara buralarda dikkat etmelerini öneriyoruz. Sabırlı olunacak günler. Yani endeksin 106 binin üzerine tam olarak yerleşip yerleşmediğini izledikten sonra yeni bir alım yapmak çok daha sağlıklı olabilir. Bunu anlamak bir gün veya iki günde alabilir. O yüzden biraz daha sabırlı olmakta fayda var. Eğer aksi yönde bir gelişme olursa, yani endeksin 106 binin üzerinde bir kapanış yapamaz ise bugün veya yarın, o zaman aşağı yönlü sert satışlar etkili olabilir. Bu durumda da son ayların en yüksek seviyelerinden de almış olursunuz. O da sizin için çok avantajlı bir işlemde olmayabilir. O yüzden önemli. Genel olarak bizim fikrimiz olumlu. Endeksin 106 binin üzerine geçme şansının yüksek olduğunu düşünüyoruz. Düşen faizler, artan düşen risk algıları, ekonomiye yönelik daha iyimser algılar, bütün bunlar endekste önemli etkiler yaratıyor. Ayrıca zaten çok ucuz olması ve global anlamda da oldukça iyi bir rüzgarında oluşuyor olması da endeks için çok önemli yardımcı faktörler aslında. Bu durumda biz endeksin aşabileceğini 106 bin üzerinde ve yükselişinde daha da güçlü bir şekilde sokma şansının da yüksek olduğunu ifade etmek isteriz. Lirada güçlü hareketler var. En azından dolar kurunda daha stabil hareketler izliyoruz. 5.70 ile 5.80 arasında bu yatay hareketin yıl sonuna dek yine çok önemli, çok olağanüstü bir şeyler olmadıkça devam etmesinin muhtemel olduğunu söylemek mümkün. O yüzden o tarafta çok ciddi fırsatların olmasını zannetmiyoruz. Bugün çok önemli bir veri akışı yok. Hatta bu hafta çok önemli bir veri akışı yok. Hem içeride hem dışarıda. Şimdilik hisse senedi açısından olumlu bir süreç olarak takip ediyoruz. Ama son olarak yeniden ifade ediyorum. Bugün çok önemli. Yani endeksin 106 binin üzerine gerçekten yerleşip yerleşmediğini net olarak anlayıp ondan sonra yeni bir alım, yeni bir hareket yapmak çok daha sağlıklı ve mantıklı olacaktır. Evet, hafta başında bugün çok kritik. 106 bin üzerinde kalıcı olacak mı? Bu anlamda bugün kritik bir süreçte BIST endeksi diyorsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. İntegral Yatırım Menkul Değerlerden Tuncay Türşücü'ye yapmış olduğu değerlendirmelerden dolayı diyoruz. Ve şimdi hemen diğer ekrana geçelim. Gizem Uzuner, Genç Türk bizlerle birlikte olacak. Gizem'le beraber hem dolar TL pozisyonlamasını konuşacağız hem de Deutsche Bank'ın bu yönde bir raporu var. Detaylarını soracağız ve bugün gelen TÜİK'ten gelen konut satış rakamları aylık bazda %2,5'luk bir düşüş vardı. Neye işaret ediyor? Bu soruların yanıtını kendisinden dinleyeceğiz. Gizem, merhabalar diyorum. Güzel Yılmaz'ın yokluğunda bugün bu saat, bu kuşak boyunca birlikte olacağız. Ne dersin? Dolar lirada kısa pozisyon tavsiyesini verdi Deutsche Bank. Ardında yapılan açıklamada raporda neler vardı peki? Hande, bu çok taze bir rapor, yeni geldi ve Deutsche Bank dolar TL'de kısa pozisyon tavsiyesi verdi. Çünkü geçtiğimiz hafta hatırlanacağı üzere bir raporunu paylaşmıştım yine Deutsche Bank'ın ve dünyanın en pahalı ve en ucuz para birimlerini sıraladıkları bir evren vardı. Bu evrende kendi modellemelerine göre hangi para birimlerinin olması gereken değerden çok daha düşük, yani ucuz olduğunu, ya da hangi para birimlerinin görece olması gereken değerden daha pahalı bir seviyede bulunduğunu değerlendirmişler. Dünyanın en ucuz para birimi Deutsche Bank'ın 3 çeşit değerlemesine göre, modellemesine göre TL olduğu ortaya çıkıyor ve Türk lirasındaki bu ucuzluğa karşıt olarak dünyanın en pahalı para birimleri içerisinde baktığımızda bunların içerisinde ruble var, bunların içerisinde yine Brezilya var, Brezilya reali var ve bugünkü raporlarında da TL'yi değerlendirdikleri, yani dolar TL'de doların TL karşısında değer kaybedeceği yönünde bir tavsiyede bulunmuşlar. Tavsiyenin seviyesi tam olarak şu aslında. 5.74 giriş seviyesi, yani 5.74'ten dolar TL sat diyor. 5.88'i zarar kes seviyesi olarak belirle demişler ve bu 5.74'ten girdikleri pozisyonda
fiyatlarının hedefi 5.55 seviyesi. Yani dolar TL'nin 5.55 seviyesine kadar gerileyebileceğine yönelik bir pozisyon açma tavsiyesi vermişler. Şimdi buradaki mevcut duruma bakacak olursak, buradaki spot değer, yani şu an dolar TL'de bu mevcutta bulundukları değer, pozisyon bulunduğu seviye 5.74 seviyesi dedik. Turuncuyla gösterdikleri yine grafik üzerinden finansal olarak dolar TL'nin bulunması gereken seviye. Yani aslında bu tavsiye verirken kendi gördükleri kadarıyla dolar TL'nin eder seviyeye geri çekileceğini öngörüyorlar. Bunun arkasına yatan sebeplere baktığımızda raporda mesela dolarizasyona değinmişler. Diyorlar ki özellikle yılın ilk 3 çeyreğinde dolarizasyon çok kuvvetli bir biçimde gerçek kişiler tarafından arttı. Ve biz rekor bir alım gördük. Bundan sonrasında daha fazla dolarizasyonun devam edeceği şeklinde bir alan kalmadı. Bundan kaynaklı da eğer çözülmeye gelebilecek her adım zaten dolar TL'yi aşağı yönde etkileyecektir. Yukarı yönde dolarizasyonun artacağı ve dolar TL'yi yukarı yönde itecek çok da fazla bir alan kalmadığı şeklinde bir değerlendirmede bulunmuşlar. Peki şunu da sorayım. Hangi para birimleri eder değerinin altında dediğimiz zaman ne öne çıkıyor hemen? Burada da yine modellemelerine göre erişen ülke para birimleri içerisinde kırmızıyla görünen kısımda görece olarak kendi bulundukları seviyede özellikle bu para birimlerinin daha ucuz kaldığını, görece biraz daha ılımlı ucuz kaldıklarını değerlendirdikleri çizgiyi de sarıyla göstermişler. Yani kırmızıya ne kadar yaklaşırsa çok ucuz, sarıyla görünen kısımda ise bulundukları seviye ucuz olarak değerlendirdikleri para birimleri var. Alt tarafta ise ilk etapta ılımlı biçimde pahalı, kırmızıyla görünen çizgiye yaklaşıyorsa şayet bu para biriminin bulunduğu seviyenin oldukça pahalı olduğunu değerlendiriyorlar. Şimdi şu aşamada biz neleri görüyoruz? Mesela Euro'nun Macar forinti karşısındaki performansına baktığımızda şu an döviz çiftleri evreninde Macar forinti Euro'ya karşı oldukça ucuz kalmış. Yani Macar forintini de aynı zamanda ucuz olarak değerlendirmişler. İkinci sırada ise gelişmekte olan ülke para birimleri evreninde dolar TL'nin şu aşamada ucuz olduğunu değerlendiriyorlar. Az önce bahsettiğim gibi zaten geçtiğimiz hafta bu raporu alıntı yapmışlardı. Atıfta bulunmuşlardı. Çek kuranası yine onu takip ediyor. %56 kadar eder değerinin üzerinde işlem gördüğünü söylüyorlar. Bununla birlikte kendi inceledikleri evren içerisinde modellemelerine göre Euro'nun Polonya zlotisi karşısındaki performansına baktığımızda şu an bulunduğu seviyeler pahalı olduğunu görmüşler diye liste devam ediyor. Yani genel itibariyle gelişmekte olan ülke para birimleri içerisinde bir ayrışmadan bahsediyorlar. Gelişmekte olan ülke para birimlerinin birlikte hareket etmesinden ziyade şu an bulundukları seviyeler içerisinde bir ayrışma var. Ve TL bu evren içerisinde kendi olması gereken değerden çok daha ucuza fiyatlanıyor şeklinde bir yoruma bulunmuşlar. Ve reel sektöre dair bir veri bugün takip ettik. Türkiye İstatistik Kurumu saat 10 itibariyle her zaman olduğu gibi konut satışlarını verdi. Ekim ayına ilişkin satışlara baktığımızda %2,5'luk bir düşüş görüyoruz. Eylül ayında artış vardı. Ekim ayında bu negatife döndü. Senin hemen grafiğinden de bunu görüyoruz. Önemli bir noktada konut kredi faiz oranlarındaki düşüş kuşkusuz ipotekli satışlarda hakikaten yüksek artışlar %555'lik bir artış getirdi. Hı hı. Yabancı olan satışlarda bir miktar düşüş var. Orada yine hemen Orta Doğu vatandaşların alımını görüyoruz. Irak geliyor. Hı hı. Ardından Katar, Almanya görüyoruz. Peki ne dersin, konut satışları Ekim ayında bize ne işaret ediyor? Karşımıza çıkan rakamlar senin de söylediğin gibi yıllık bazda Ekim ayında konut satışlarının %2,5 oranında düştüğünü göstermiş. Bilindiği gibi konut piyasası gayet faize duyarlı bir piyasa ve özellikle konut kredisi faiz oranında yıllık seviyelere bakacak olursak biz geçtiğimiz yıl kur şokunu yaşadıktan sonra buradaki yıllık faiz oranı %30'lara kadar yükselmişti. Özellikle sonrasında bu sene Temmuz ayı itibariyle Merkez Bankası faizleri indirmeye başladıktan sonra bunun nispeten biz konut kredisi faizlerine de yansıdığını gördük ama bundan daha da ötesi Ağustos ayı itibariyle özellikle kamu bankaları öncülüğünde konut kredisi faiz kampanyaları düzenlenmişti. Dolayısıyla biz bunun arttırıcı etkisini gördük gerçekten de. Konut kredisi tarafında bir talep doğdu faiz oranlarındaki düşüşle birlikte. Ve özellikle Ağustos-Eylül ayına bakacak olursak buralarda yıllık bazda da artış kaydettik. Tabii bunun çok önemli bir sebebi geçtiğimiz yıl kur şokunu yaşadıktan sonra konut piyasasının zaten zayıflaması da etkili. Ama aynı zamanda marjinal etki de gördüğümüzü söyleyebiliriz faiz oranlarındaki düşüşün ardından. Ancak Ağustos ayında ve Eylül ayında göz önünde almamız gereken bazı gelişmeler var. Yaz aylarının geride kalmasıyla beraber doğal olarak bu piyasada biraz hareketlenme gördük. Faizdeki düşüşün de etkisiyle beraber. Ekim ayında düştüğü ayı hatırlayacak olursak Barış Pınarı harekatıyla Türkiye gündeminin daha çok yoğun olduğu bir gündem maddesi vardı. Dolayısıyla faizler her ne kadar düşüş gösterse bile biz bunun daha çok gündemin başka olmasından kaynaklı bir miktar geri çekildiğini gördük. Buna rağmen söylediğin kırılım oldukça önemli. Geçtiğimiz yıl mesela biz ağırlıklı olarak konut piyasası yavaşlamaya başladıktan sonra yabancı
yabancıların toplam satışlar içerisindeki payının arttığını gördük. Bu ay öyle olmadı. Biraz daha yerli tarafına satışın yoğunlaştığını gördük. Nitekim konut kredisi faiz oranı düşmesiyle beraber ipotekli satışlarda bu denli artış görmemiz bu anlamda önemli. Önümüzdeki dönemi tahmin etmek açısından bakmak gerekirse, yani konutu hani alıp oturmaktan ziyade bir yatırım aracı olarak kullanılması mesela. Neye bakabiliriz? Reel getiriye bakabiliriz. Ancak Merkez Bankası'nın açıkladığı konut fiyat endeksi üzerinden fiyatlamalara dikkat edecek olursak, özellikle son ayın rakamları bir ay geriden geliyor bu arada satış rakamlarıyla kıyaslandığında. Eylül ayının son açıklanan rakamları konut fiyatlarında artık artışın olduğunu da göstermişti. Yani evet faizler düşüyor ama bir taraftan da konut fiyatlarında artış var. Ha, şöyle de bakmak lazım tabii. Enflasyonun hala altında mı? Altında. Yani reel getirisi negatif ama bakıldığında yine de konut fiyatlarının yükseldiği gerçeğini de değiştirmiyor aynı zamanda. Evet, bir miktar toparlanmayla beraber sektörde değil mi, Ağustos ve Eylül aylarında fiyatlarda da bir miktar belini doğrultma olduğunu görüyoruz. Evet, çok kesinlikle. Teşekkür ediyoruz. Çok önemli çünkü sektörde bir zorluk sürecinden geçen sektörden bahsediyoruz. Enerjiyle beraber konut sektöründe de yapılandırmalar olmuştu. Dolayısıyla satışları tabii ki her zaman radarımızda olacak. Teşekkür edelim ve piyasa hattında hemen reklama gidelim. Reklamların ardından yeniden sizlerle birlikte olacağız. Piyasa hattına yeniden hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Sevgili izleyiciler, Avrupa Merkez Bankası'nın önerisiyle Avrupa'da 20 banka yeni bir ödeme sistemi üzerinde çalışmaya başladı. Sistemin adı ise PEPSI. The PEM Payment, European Payment System. Peki bu ne getiriyor? Yeni ödeme sistemlerinde teknolojiler neye işaret ediyor? Ve Avrupa'daki bu 20 banka Mastercard ve Visa tahtını sağlayabilecek mi? İşte tüm bu soruların yanıtını editörümüzün hazırladığı haberde bulabiliriz. Haberi izleyelim, üzerine konuğumuza konuşuyor olacağız. Son yıllarda Google, Amazon, Facebook, Apple, PayPal, Alibaba, Tencent gibi teknoloji şirketlerinin finansal hizmetlere ilgisi giderek artarken, bankalarda Big Tech dünyasındaki bu gelişmelere karşı boş durmuyor. Son olarak Avrupa Merkez Bankası'nın önerisi doğrultusunda Avrupa'dan 20 bankanın tüm nakitsiz ödemelerde kullanılacak bir ödeme sistemi üzerine çalıştığı öğrenildi. Teknoloji şirketlerine meydan okumanın yanı sıra Visa ve Mastercard'ın pazardaki hakimiyetine de son vermeyi amaçlayacak sistemin adı ise Avrupa Ödeme Sistemleri Girişimi, yani PEPSI olacak. Söz konusu 20 banka içinde Almanya'dan Deutsche Bank'ın yanı sıra çok sayıda Fransız bankanın yer aldığı ifade ediliyor. Avrupa Birliği ülkelerinde toplam 6000 banka bulunuyor. Konuya yakın kaynakların aktardığına göre PEPSI adı verilen sistem her türlü nakitsiz işlemi destekleyecek. Evet sevgili seyirciler, ödeme sistemlerinde rekabet artıyor. The Pan-European Payment System, yani kısaca PEPSI. Mastercard ve Visa'nın tahtını sağlayabilecek mi? Finansal teknolojiler kısmında tüm gelişmeleri de soruyor olacağız. Türkiye'de kartlı ödemelerde tablo neye işaret ediyor? Bu soruların yanıtını Bankalarası BKM İş Geliştirme Direktörü Okan Yıldız'dan alacağız. Sayın Yıldız, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Hande Hanım. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Avrupa'da çıkarılması öngörülen yeni bir ödeme sistemi üzerinde çalışma başladı. Avrupa Merkez Bankası'nın önerisiyle Avrupa'da 20 banka yeni bir ödeme sistemi çıkaracak. Peki bu hakikaten Mastercard ve Visa gibi şirketlerin tahtını sağlayabilir mi? Ne dersiniz? Şöyle konuyu özetleyecek olursak, aslında Kasım ayı içerisinde Fransa'da düzenlenen bir etkinlikte bu PEPSI fikri gündeme geliyor. Türkçe olarak Avrupa'nın ödeme sistemi inisiyatifi olarak Türkçeleştirebiliriz. Aslında isminden de nereye varmak istediği anlaşılıyor. Peki neden böyle bir sisteme gerek duyuluyor? Ona bakacak olursak, sizin de dediğiniz gibi Avrupa ödeme pazarını incelediğimizde neredeyse tüm dünyada olduğu gibi aslında iki Amerika merkezli uluslararası kart şeması hakim konumda. Son dönemde buna teknoloji şirketlerinin finansa olan ilgisindeki artış da eklenince Çinli şirketler de, teknoloji şirketleri de oyuna dahil oldu. Biliyorsunuz zaman zaman politikada ve ticarette tırmanan gerilim de ülkelerin dışa bağımlılık konusunun sorgulamasına sebep oluyor. Finansal sistemlerde dışa bağımlılık göz ardı edilmemesi gereken bir riske dönüşüyor. Aslında Avrupa'da çok güçlü bir yapı olmasına rağmen 28 ülkede 6000'den fazla banka mevcut Avrupa'da.
böyle bir durumda kalmak istemediğini görüyoruz Avrupa Merkez Bankası'nın ve böyle bir fikri ortaya attığını görüyoruz. Okan Bey, peki nakitsiz ödemeler konusunda hem dünyada ulaşılan ekonomik büyüklük ve Türkiye'de ne kadar tablo ne işaret ediyor? Şöyle, yani nakitsiz ödemeler çok yükselen bir trend. Tüm dünyada toplumlar ödemeleri elektronikleştirip dijital ödemeleri arttırarak nakitle mücadele ediliyor. Türkiye'de de bu alanda önemli adımlar atılıyor. Hepsi de aslında bu nakitsiz ödemeler vizyonunu hedefliyor ve hedefi Avrupa'daki elektronik ödemelerin, nakitsiz ödemelerin %60'ını kapsamak. Bu da şunu işaret ediyor. Aslında sadece kartlı ödemeler değil, para transferlerini, anlık ödemeleri, dijital ödemeleri de hepsinin hedeflediği pazarın içinde kalıyor. Bunun için de birkaç milyar euroluk maliyet öngörüyorlar. Ve bu bütçe dahilinde hedeflemek süreci tamamlamak istiyorlar. Ama Pepsi aslında yeni bir yaklaşım değil, bunu söyleyebiliriz. Pepsi bir bakıma yerel aşamaların bölgesel bir versiyonuna benzetilebilir. Yerel aşamalardan kastımız da aslında biraz önce de bahsettiğimiz gibi iki Amerikalı şirket dünyanın birçok ülkesinde pazarı domine ediyor, hakim durumda. Ve bu zaman zaman bankaların inisiyatifiyle, zaman zaman düzenleyicilerin, devletlerin inisiyatifiyle ülkeler kendi teknolojilerine yatırım yapıp kendi markalarını oluşturma yönünde eğilimler gösteriyor. Bunun çok yerinde bir eğilim olduğunu söyleyebiliriz aslında. Az önce de bahsettiğimiz finansal sistemlerin bağımsızlığı, inovasyonla dışa bağımlı olmama gibi kriterlerle destekleyebiliriz bunu. Dünyada Hindistan, Brezilya, Kanada, Güney Kore, Rusya, Suudi Arabistan gibi ülkeler yerel aşamalarını belli bir olgunluğa getiren ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye'den bakacak olursak aslında BKM tarafından hayata geçirilmiş olan Troy markası, Türkiye'nin ödeme yöntemi Troy, bu boşluğu aslında çok iyi dolduruyor ve Türkiye için ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğu, ne kadar doğru bir zamanlamayla hayata geçirildiği anlaşılmış oluyor. Evet, Bankalarası Kart Merkezi olarak yerli ödeme sistemi Troy'u geçtiğimiz yıllarda hayata geçirmiştiniz. Peki Türkiye'deki ödeme sistemlerinin yüzde kaçı, ne kadarında kullanıldı, ödemelerinde ne kadarında kullanıldı Troy ve Türkiye'de özellikle 2018 yılında kartlarla ne kadarlık bir ödeme yapılmıştı ve bu yılın ilk 10 ayına baktığımızda rakamlar ne söylüyor? Şöyle, Türkiye'de ödeme sistemleri hızlı büyüme gösteren alanlardan birisi, bankacılığın lokomotif sektörlerden birisi. 2019 yılını 1 trilyon lira seviyesinde kartlı ödemeyle tamamlamayı hedefliyoruz. %20'nin üzerinde büyümeler söz konusu oluyor. Troy tarafından bakacak olursak şu anda 18 banka ve 3 tane elektronik para kuruluşu Troy logolu kartları müşterilerine verebiliyor. Dolayısıyla aslında baktığımızda Troy kurduğu işbirlikleriyle hem nakitsiz ödemeler tarafında güçlü bir araç olurken hem de fintechleri destekleyen işbirliklerine katkıda bulunuyor. Şu an itibariyle 10 milyon adede yakın Troy kart vatandaşlarımızın cüzdanlarında bulunuyor. Bu kartlar tüm ATM'lerde, postalarda, hatta ticaret sitelerinde işlem yapılabiliyor. Diğer kurumlardan hiçbir farkı eksiği olmayan bir alan. Bu dışında mühendislerimizle birlikte inovatif ürünleri de deniyoruz. Mobil temaslı ödemeler, giyilebilir ödemeler, karekod tabanlı ödemeler, biometrik kartlar, mobil post çözümleri. Tüm bu alanlar Troy'un araştırdığı ve deneyimlediği alanlar arasında gösterebilir. Ve bu işin teknolojisiyle de ilerlemek istiyorum. Türkiye'de ödeme sistemlerine baktığımızda bu işin teknolojisinde neredeyiz? Fintech yatırımlarıyla nereye ulaşmayı hedefliyoruz? Aslında Türkiye'de kartlı ödeme sistemleri penceresinden bakacak olursak %40'ın üzerinde bir nakitsiz ödeme oranı var. Ani halk harcamaları içerisinde. Bu oranı tabii ki nakitsiz toplum olmak için %100'lere çıkarmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda adımlar atıyoruz. Örneğin bundan kısa süre öncesine kadar nakit dışında bir ödeme aracının söz konusu olmadığı taksi, su siparişi gibi alanlarda bugün yapılan işbirlikleriyle yeni nesil girişimlerle, fintechlerle beraber artık kartlı ödemelerin, mobil ödemelerin, karekod tabanlı ödemelerin hayata geçtiğini görüyoruz. Tüm bunlar atılımlarını sürdürecek bir ülke Türkiye. Onun net biçimde söylemeliyiz. Temassız ödemeler keza Türkiye'de son dönemde ciddi bir atılım gösteriyor ve artık dünyada örnek gösterilecek ülkeler arasında yer almaya başlıyoruz. Toplu taşıma keza öyle. Daha önce bildiğiniz gibi sadece nakit kullanıyordu bundan yıllar önce. Ama şu anda temas kartlarla istediğiniz kartınızı kullanarak birçok şehrimizde ulaşımdan faydalanabiliyorsunuz. Şimdi siz taşıma demişken şunu da sormak istiyorum. Dünya genelindeki bir gelişme Uber, tüm dünya genelinde önemli bir
ulaşım firması ne dersiniz, kendi ödeme sistemini de çıkaracak. Beraberinde dijital ekonomilerde dijital paralar, yani dijital tokenların ödeme sistemlerinde yerini aldığını görüyoruz. Siz ne dersiniz, ödeme sistemlerinde dijital tokenların önümüzdeki dönemde bu ödeme sistemlerinde nasıl bir yer tutacağına dair yorumunuz var mıdır? Bunu da almak isterim özellikle. Teknoloji şirketlerinin finansal ilgisi aslında sadece Uber'le sınırlı değil. Birçok kurum, sosyal medya alanında hizmet veren, tabii, arama motoru alanında hizmet veren birçok şirketin, hatta geçtiğimiz hafta Google Citibank, evet, işbirliği ile beraber bir finansal hizmetini hayata geçireceğini duyurdu. Aslında bu işbirlikleri çok değerli. Fintech dünyası için de bu mesajı verebiliriz. Bankalarla işbirliği yapmak daha hızlı büyümek, daha fazla yatırım çekmek için uygun bir yöntem olarak görülüyor. Dijital para tarafından bakacak olursak, merkez bankalarında özellikle Libra projesi duyurulduktan sonra bu yönde bir eğilim görülüyor tüm dünyada. Bak, Çin'de bu alanda yapılan çalışma ciddi ses getirdi. Orada da aslında bu hepsidekine benzer bir yaklaşım var. Ödemelerde güçlü olan oyuncuların teknoloji şirketleri olması ve bunların da ağırlıklı olarak Amerika merkezli olması düzenleyicileri biraz rahatsız etmiş gibi görünüyor. Ödemelerin nakitsizleştiği bir ortamda da merkez bankalarının çıkarmış olduğu banknotlar ortadan kalkmış olacak. Bir nevi aslında kontrolü sürdürmek, sağlamak için bu yönde adımlar atıldığını görüyoruz. Yerinde yöntemler olarak değerlendiriyorlar. Finansal istikrarı sağlamakla görevli olan merkez bankalarının bu adımı. Çok teşekkür ediyoruz. Yapmış olduğunuz değerlendirmelerden dolayı Bankalarası Kart Merkezi İş Geliştirme Müdürü Okan Yıldız telefon hattımızın ucundaydı. Yeni ödeme sistemlerini bizler için paylaştırdı, değerlendirdi diyor ve kısa bir araya gidelim. Piyasa hattında aranın ardından yeniden sizlerle birlikte olacağız. Piyasa hattına yeniden hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bu bölümde gıda sektöründe et ve et ürünlerini konuşuyor olacağız. Gıda enflasyonunu, taklit, taşış, merdiven altı mücadele yeterli mi? Tüm bu soruların yanıtını ve beraberinde Türkiye'de kişi başı et tüketimi ne kadar? Gıda fiyatlarındaki artış bunu etkiledi mi? Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle kıyasladığımızda neredeyiz? Tüm bu soruların yanıtını Polonez Genel Müdürü Andaç Günsoy'dan alacağız. Andaç Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başlamak istiyorum. Öncelikle bir yılı değerlendirelim. Bu yıl et üreticileri ve aynı zamanda sizin perakende de satış mağazalarınız var. Yeme, evet, içme sektöründe de yer alıyorsunuz. İlk 10 aya baktığımızda nasıl bir performans sergiledi sektör? Gerek üretim gerek iç talep açısından. Aslında 2019-2018'e göre gerçekten farklı bir yıldı. Çünkü 2017-18'i değerlendirdiğinizde et ürünleri şarkıları sektörü yatay bir seviyedeydi. Hem üretim anlamında hem de maliyetler ve cirolar anlamında. Daha sonrasında 2019'da bir fiyat artışı yaşandı, ancak bu turizmde biraz etkisiyle ve sektörün kendi iç dinamikleriyle beraber bir tüketimde artışlar biz yaşadık. Dolayısıyla bu yılı piyasanın geneline baktığınızda şarküteri sektörü %10 civarında bir cirosal büyüme gözüküyor ilk 3 çeyrek sonunda. Ancak biz Trakya Et, Polonez olarak %25 civarında bir büyümemiz var. Cirosal ve %8 civarında da bir tonaj büyümemiz var. Peki genel ortalamanın yaklaşık 2 katından daha fazla bir büyüme sergilemişsiniz. Evet. Bu nasıl sağlandı? Bunda birçok farklılıklar yaptık yönetimsel olarak. Hem de İç dinamiklerimizi değiştirdik. Satış ekiplerimizi bu konuda arttırdık ve kanalize ettik. Bu çalışmalar doğrultusunda odaklanan her noktada bir verimlilik artışı söz konusu oldu. Bundan dolayı da biz şu anda bu arada ayrıca ürün sayımızı %10 civarında daralttık. Çeşitliliğimizi 250'den 200'e, %20'ye yakın azaltmışız. 200'e yakın çeşitle düşürerek bunu daha fazla kapasite artışına gittik kendi içimizde. Ve vatandaş açısından da en önemli konu gıda enflasyonu, bu çok konuşuyoruz. Et fiyatlarında yılbaşından bu yana
İlk ayda ne kadarlık et ve üt ürünleri demek istiyorum. Çünkü hakikaten ürün bazı da değişiyor. Şarküteri ürünleri çok daha farklı. Ne kadarlık bir artış oldu ve siz perakende de bunları etikete ne kadar yansıtabildiniz? Biz aslında 2017'den 2018'e geçişteki bir fiyat artışlarını 2018 yılı içerisinde çok yansıtamadık. 2018'in sonundaki karkasetteki 26 lira civarındaki fiyatlar şu anda 28 liraya gelmiş durumda. Ancak biz yine yıl içerisinde bir %8'lik bir artış yaptık kendi ürünlerimizde. Tabii bu zammın çoğu döviz artışından kaynaklı. Çünkü girdilerimizin birçok et dışındaki girdilerin her şey dövize endeksli maalesef. Açalım mı? Evet, tabii yem ki sorunu çıkıyor değil mi? Başka evet. Neler var? Ya aslında ham madde tabii ette yem tarafı tabii ki de yemi ucuzatmadan bir eti ucuza üretmeniz mümkün değil. Dolayısıyla biz orada işte meralın ıslahından tutun işte bu konudaki teşviklere kadar birçok şeyi takip ediyoruz tabii ki de verilen destekleri. Ancak asıl şey ambalaj ve katkı maddeleri işte baharat tarafı. Tamamen dövize endeksli. Hı hı. Ve bu işte geçen seneki Ağustos ayındaki yaşadığımız döviz dalgalanmasından dolayı da bizim o andaki girdilerimiz ciddi oranda arttı. Ancak bunu yansıtmamız 2019'da buldu tabii. Evet, özellikle ambalaj sanayicileri, ben çok sık yayınlar yapıyorum. Ambalajda evet. Yurt dışına bağlı olmak birçok sektörde maliyet artışına neden oluyor. Maalesef. Peki şunu da sorayım, özellikle üretim maliyetlerinde ambalaj dediniz, yem dediniz, özellikle diğer katkı ürünleriyle beraber. Evet. Fiyatlarda yüzde kaçlık bir yansıtma imkanınız oldu? Onu sormak istiyorum özellikle. Bu iki dönemde hem 2018'in son 6 ayında ve 2019'un biliyorsunuz ilk 3 ayında 2019'un enflasyonla mücadele aylarıydı. Dolayısıyla orada herhangi bir zaten artış söz konusu değildi hiçbir sektörde. Biz de 4. ay 5. ayda ancak yansıtabildik bu yıl. Geçen sene de hallederseniz %18 civarında bir artış olmuştur ürünlerde. Peki bu artışların ardından tüketicilerin satın alma eğilimlerinde bir değişim oldu mu? Belki de ürün gruplarında, siz dediniz ürün çeşitliliğini %10 daralttık ve böylelikle evet. Daha fazla ciro sağladık ve daha fazla büyüme sağladık dediniz. Daha farklı segmentlerde yoğunlaştınız. Peki vatan tüketici de satın alma eğilimlerinde fiyat artışıyla beraber gıdada nasıl bir davranışsal eğilim sergiliyor? Ya aslında şöyle, bu her sektörel anlamda değişkenlik gösteriyor. Yani bir horeka sektörünü düşünürsek burada bir daha ucuza doğru bir yöneliş meydana geliyor. Ama kaliteden vazgeçmeyen ve odasını belli fiyattan satabilen noktalar için de işte 5 yıldız ve daha üstü oteller için tabii ki de bir değişiklik söz konusu olmuyor. O artışları kendi giderlerine yansıtabiliyorlar. Diğer taraftan perakende de ise ciddi anlamda kampanyalara çok duyarlı oldu sektör. Yaptığınız her bir kampanyada mutlaka artık tüketici o üründe bir fiyat etiketini, indirim etiketini bulmak istiyor. Dolayısıyla bunların özelinde zaten siz de yaptığınız fiyat artışının oranının tamamını alamıyorsunuz senin içerisinde. Bunun en az %5'i bu şekilde eriyor zaten. Şimdi geçtiğimiz aylarda özellikle bakanlığın açıkladığı bir liste vardı. Bu listede de hakikaten dolayısıyla maliyetlerin artmasıyla beraber bu işi merdiven altı götüren kayıt dışı firmalarda insan sağlığıyla oynuyor. İşte domuz eti, tırnaklı etler, farklı hayvanların yerlerini evet. Kullandılar ve bunların isimleri de ifşa edildi. Belli dönem aralıklarla yapılıyor. Ancak ne dersiniz? Cezalar caydırıcı mı? Aslında ceza tabii ki de isimsiz bir nokta için tabii ki de hiç caydırıcı değil. Çünkü bir karşılığında bir hapis cezası veya vesaire olmadığı için burada sadece bir parasal bir ceza var. Onun dışında oradaki tabela değişip devam edilebiliyor. Ancak tabii buradaki bakanlığın bence en önemli aldığı son yıllardaki aksiyon tamamen denetimi yerinde ve sürekli halde yapması. Bu gerçekten sektörde çok ciddi rehabilite ediyor. Her ne kadar bu tahşişi işte açıklanması yazılı basında, görsel basında okunduktan sonra belki 2-3 ay sonrasında insanların zihinlerinden silinebilir. Ancak bu gerçekten de yavaş yavaş caydırıcılık özelliğini kazanıyor. Bunun biraz daha ağır cezalara
doğru gidilse aslında bu iş belki de kökten çözülecek. Çok daha caydırıcı olacaktır diyorsunuz değil mi? Peki sonuç itibariyle Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı bu listeler. Evet, günün sonunda sektörde, kırmızı et sektöründe sizce ne kadarlık bir kayıt dışı ekonomi var? Yüzde kaç oranında? Bunlarla mücadele kapsamında ne yapılmalıdır? Ne dersiniz? İnanın gerçekten bunu ölçmenin imkanı yok. Çünkü Anadolu'nun her köşesinde bugün ara sokaklarda, kasaplarda hala sucuklar asılı. Ve bunlar hiç kontrolsüz şartlarda üretilen ürünler. Tüketiciler de sanki bunlar çok doğalmış gibi bunları tercih edip bir şey arayışındalar. İşte katkısız olsun, işte daha çok işte doğal olsun, ondan yana bir arayışta yeni trend kesimler. Ancak burada unutulmamalı ki et ürünleri gerçekten çok tehlikeli bir ham maddesi olan, yani şöyle tehlikeli, çok çabuk bozulmaya eğilimli bir ham maddesi olan bir ürün. Dolayısıyla buradaki kontrollü şartların oluşmadan üretilen her ürün insan sağlığı açısından bir risk teşkil ediyor. Buna dikkat etmek lazım ve bu kayıt dışı maalesef tarafı da ölçümlemek gerçekten şu an için bence imkansız. Ve ben sektörde yatırım iklimini de dinlemek isterim. Yatırımlar evet. açısından bu yıl nasıl geçti? Gelecek yıla nasıl bakıyorsunuz? Kısa, orta ve uzun vadede yatırım evet. planlarınız içerisinde mevcutta bir üretim tesisiniz var Çatalca'da. Evet. Kapasite artırmaya veya yeni yatırımlarınız olacak mı? Biz aslında 2018'in ikinci yarısında bir yatırım planımız vardı. Bununla ilgili çok ciddi araştırmalarımızı yapmıştık. Ancak dövizdeki yaşadığımız artıştan sonra bir süre durmak zorunda kaldık. Ve şimdi geldiğimiz noktada %39'lardan %12'lere kadar gerileyen faizler, kredi faizleri ve yatırım finansmanları dolayısıyla cazibiyetini arttırdı bizim tarafta. Biz de bu doğrultuda yatırım kararımızı aldık. Kapasite artışına gidiyoruz 2020 yılında. İlk yarısında kuracağımız hatla birlikte bir paketleme hattı, dinleme paketleme hattı kuruyoruz. Burada da yaklaşık şu an kapasitemizin %30'u bir artışı meydana getireceğiz. Ayrıca bizim Çatalca bölgesi su havzası ve burada da büyüme olanaklarımız bu seneye kadar sınırlıydı. Ve hepsini biz doldurmuştuk o sınırları. Ancak %10 kadar ekstradan bir alan bize tahsis edildi belediye tarafından. Ve biz şu anda yeni 2020-2021 yıllarında bu bölgede bir ek bir bina ile beraber yatırım kapalı tesis alanımızı yaklaşık iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu da yatırımımızın planları içinde. Hayırlı olsun diye. Çok Peki teşekkür ne ederim. Kadarlık ek bir istihdam yapmayı planlıyorsunuz? Burada bizim tahminimi şu anda bizim istihdamımız fabrikada 250'ye yakın kişiyle çalışıyoruz. Bu ek yapılacak da %20 oranında bir artış öngörebiliriz. Ama gelecekte ek hatlarla başka gireceğimiz çeşitlerle, ürün çeşitleriyle beraber bu artacaktır. Ve şunu da sormak istiyorum. Dünyada çok büyük bir pazar, helal gıda pazarı. 2 trilyon evet. dolarlık büyüklükteki bir pazardan bahsediyoruz. Türkiye bu anlamda ne yapıyor? Polonez olarak siz ne yapıyorsunuz? Aslında bu konuda mevzuat biraz tabii Türkiye'de henüz oturdu. Bugün TÜBİTAK ve bazı kurumlar helal sertifikasılandırılıyoruz. Bununla beraber bu sektör aslında ihtiyacı olan daha çok Orta Doğu, Afrika ülkeleri Türkiye'den olan ürünleri daha çok tercih eder hale geldi. Çünkü Türkiye'den birçok markanın restoran, şarküteri alanında ve perakende daha çok ürünlerin oralarda satılması, işte oradaki zincir marketlerde, ulusal zincir marketlerin yer alarak daha büyümesiyle beraber Türk ürünlerinin fazlasıyla bir talep var. Bundan dolayı da bence Türkiye'nin önü çok açık. Bizi bir tek burada engelleyen şey maalesef ham madde fiyatlarımızın yüksek oluşu. Dünya ortalamalarından ciddi oranda yükseğiz. Buna eğer biz gelecekte yapacağımız kırmızı ete yatırımlarla geriye çekebilirsek Türkiye'nin önü ciddi oranda açılacak ve buradaki birçok marka için de bu bir fırsat doğacak. Bu pazardan pay almak açısından. Anlaç Bey, geçtiğimiz haftalarda kuru bakliyat sektörünü işlediğimde özellikle çiftçilerle yapılan son anket genelinde ikinci ve üçüncü kuşağın hayvancılık ve çiftçilikle pek uğraşmak istemediği, daha
köyden kente göçle beraber farklı meslek gruplarına, hizmetler sektörüne kaydığını görüyoruz. Ve siz dediniz üretim maliyetlerindeki artış. Eğer yerinde üretim sağlanamazsa kendi kendine yeter bir ülke halinden bugün gıdada da ithalatçı bir ülke haline doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Evet. Peki ne dersiniz? Bu işin çözümünde nasıl bir yol izlenmeli, strateji izlenmeli, yerinde üretim nasıl desteklenmeli? Geçtiğimiz yıldan önceydi sanırım genç çiftçi projesi yapılmıştı. Onda da işte orada köyden kentlere göçen nüfusu tekrar geri çağırmak amacıyla. Açıkçası bu son dönemde bahsettiğim gibi doğal ürünlerin arayışında olan tüketicilerin artmasıyla beraber bu taraflarda olan üretimin değeri şimdi yeni yeni anlaşılıyor. Çünkü orada çok bakir topraklarımız var. Anadolu'da özellikle çok sulak araziler. Biz Erzincan'a gitmiştik. Bir köylere gittik dağlarda. İşte 10 haneli, 8 haneli köyler. Ciddi anlamda meraları var ancak hiç işleyemiyorlar. Devasa otlar bürümüş etrafı. Aslında oraları bir sürseniz etsiniz işte bir anda oradan ciddi anlamda bir yem doğacak. Bunları teşvik anlamında açıkçası teknolojinin de gelişimiyle beraber kurulan işte hızlı tren hatları, işte havalimanları vesaire ulaşımın lojistiğin sağlanması beraber bence oralar da yavaş yavaş büyüyor. Ve biz umarım önümüzdeki 5 yılda çok daha farklı noktalara geleceğiz. Böylelikle üretim maliyetlerinde de bir miktar nemzi olsun, gerileme umut ediyoruz. Evet, aynen. Peki gelecek yıla ilişkin beklentiniz nedir? İç talebi nasıl görüyorsunuz? Gelecek yılı biz şöyle, ilk 3 ayda bu yılı ilk 3 ay çok durgun geçirdi piyasalar. Özellikle biraz çalkantılı dönemdi. Dolayısıyla gıdada biz fiyat artışı anlamında ilk 3 ayda bir beklentimiz yok. Ayrıca 3. çeyreğe kadarki dönemde de çok ciddi bir dalgalanma beklemiyoruz. Ama mutlaka bir az da olsa bir fiyat artışı yaşanabilir. Bu çok ama şey değil, yüksek rakamlarda olmayacaktır. Öyle öngörüyoruz. Sonrasında bakacağız. Şimdi ilk 6 ayı biz normalde bu aynı gidişatta olmasını umuyoruz. Ve son olarak şunu da sormak istiyorum. Kişi başı et tüketimi. Evet. Türkiye'de gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle kıyasladığımızda neredeyiz? Biz Türkiye'de kırmızı ette 13 kilo civarında tüketim var. Kişi başı yıllık tüketim. Bunun 9 kilosu dana. 9 kilo civarında dana var. Tabii bu Avrupa ve Amerika'da ciddi oranda fark yaratıyor. Dünya ortalamaları 30'lu kilolarda, 35 kilolara yakın. Dolayısıyla biz daha henüz yolun çok başı, protein kaynağı olarak biz maalesef eti yeteri kadar tüketemiyoruz. İşte bunda da tamamen hem alım gücüne bağlı hem de ham maddenin fiyatının işte yüksek olmasından dolayı maalesef şu anda bu seviyelerde tüketiliyor. Ama her geçen gün bunun bir artışı söz konusu. %3 de olsa, 2 de olsa ufak ufak bir artış yaşanıyor. Evet, ama genel itibariyle baktığımızda dünya genel tüketiminin 1/3 oranlarına girdiğimiz oran. Daha çok geliştirmemiz gerekir. Bu kuşkusuz kişisel milli gelirin de artmasıyla sağlanacak bir olgudur. İhracat performansını da sormak istiyorum. Polonez olarak siz ne yapıyorsunuz? Hangi ülkelere ihracatınız var? Gıdada neler yapılabilir? Evet, şarküteride aslında ihracat şansınız iki türlü. Ya çok ucuz ürün üretmeniz lazım ki bu kanat sektöründe faaliyet gösteren tesisler için, markalar için geçerli oluyor. Çünkü onların kullanamadıkları ham maddeleri bir şekilde sosis ya da salama çevirip bunu Afrika ülkelerine çok ciddi ucuz fiyatlarla satmaları söz konusu. Ama biz daha çok kaliteli taraftayız ve daha yüksek fiyatlı ürünleri üretiyoruz. Bizim dana etinden fiyatından dolayı yine söyleyeyim Orta Doğu'da herhangi bir şansımız olmuyor. Ancak yine söyleyeyim, Türkiye'de Türkiye'nin ürünlerine karşı Orta Doğu'da ciddi sempati var. Bunu biz şöyle görüyoruz, orada ufak bir şarküteri açıldı geçen aylarda. Biz de oraya işte ufak tefek ürünlerimiz koyuldu. Türk ama şimdi, yatırımcı mıydı? Türk yatırımcıydı, buradan gitti. Bir şarküteri açtı kendisi, o şarküteri de bizim ürünlerimizi sergiliyor. Satışların oldukça iyi gittiğini söylüyor ve şimdi orada ulusal bir zincir marketle anlaşma yapmak üzere. Ve bizim ürünlerimizi orada
kendisi distribütörlüğüne başlayacak. Yani dolayısıyla bir talep var. Bu her ne kadar fiyatı pahalı da olsa Türkiye'den gelen ürün güvenilirdir, helaldir, algısı çok baskın. Bu, biz tabii, de gelecekte büyümesini öngörüyoruz tabii. Markalaşmayla, marka algısını belli bir noktaya oturtmayla da sağlanacaktır değil mi? Tabii ki de. Evet, son olarak bu işe üretimde teknoloji kısmını da sormak istiyorum. Sanayide biz 4.0 endüstri devriminden bahsediyorken gıda sanayinde tablo nedir? Özellikle siz çünkü yeni bir yatırıma başlıyorsunuz. Bu yatırımı gerçekleştirirken bu işin tabii ki maliyet kısmında makineler yerli makineler mi? Ne kadar otomasyon sistemlerine yatkın olan bir dönüşümün içerisinde Türk gıda sanayi? Gıda sanayi tabii kendi kulvarımızdan baktığımızda şarküteri sektörü olarak daha çok tabii ki de sistem ve otomasyona uygun olan, elverişli olan ürünler de var. Olmayan ürünler de çok fazla. Daha çok işte kuru et, işte füme et, pastırma gruplarında maalesef otomasyon yok. Tamamen el işçiliği. Sucukta keza eğer açık doğal varsaklı bir sucuk yapacaksanız bunu da elle bağlıyorsunuz. Birçok noktada personel gideriniz çok yüksek ki bizim 5000 metrekare kapalı alanda 250 kişi istihdam ediyoruz. Dolayısıyla bu sektör maalesef biraz personel odaklı, insan odaklı. Daha emek yoğun bir sektör. Daha emek yoğun bir sektör. Çünkü bir de soğukta çalışılan bir sektör. Çünkü çalışma koşulları 12 derece, 14 derece aralığında gerçekleşiyor. Genelde hep soğukta insanlar çalışıyor. Tabii ki de otomasyon tarafı da var. Bunu uyguladığımız noktalar da var ki yeni yatırımımızla biraz daha otomasyonu da içine katarak getireceğiz. Bunun gelişerek devam etmesini biz de istiyoruz. Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Kırmızı et sektörüne dair bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Teşekkür ederim. Polonez Genel Müdürü Andaç Günsoy ediyor ve böylelikle bir piyasa hattını bugünlük burada noktalarken kısa bir ara diyeceğiz. Aranın ardından Akıllı Parada Cumhur Örnek sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.